Eğitimimize devam edelim. Şimdi daha önce söylediğimiz gibi öncelikle biz burada panelimizi kullanacağız. Panelimizle PLC'mizi haberleştireceğiz. Panel ve PLC üzerinden, daha doğrusu panel ve PLC üzerinden bir motoru çalıştırıp durdurmayı deneyeceğiz. Daha sonra elinde paneli olmayan arkadaşlar ve PLC'si olmayan arkadaşlar bu işi nasıl yapabilirler? PLC ve SCADA'yı nasıl öğrenebilirler? Bunlarla ilgili küçük tiyolar size vermeye çalışacağım. PLC simülatörünü ve panel simülatörünü nasıl kullanacağınızı sizlere göstereceğim. Öncelikle burada görmüş olduğunuz KTP 400'ümüzü enerjilendirelim. Daha önceki videomuzda KTP 400'ü size tanıtmıştık. Şimdi bunu enerjilendirelim. 24 volt beslemesi var. Bu bizim panelimizin 24 volt beslemesi var. Bunu enerjilendiriyorum şuradan. Şöyle enerjiyi verdiğimde üzerinde Simatic HMI ifadesini görüyorsunuz. Şöyle gösterebilirim sizlere. Simatic HMI ifadesini görüyorsunuz arkadaşlar. MAC adresi yazıyor. Şu aşağıda MAC adresini de görüyorsunuz diye düşünüyorum. Şu aşağıda MAC adresi bilgisi de var. Onu da şöyle göstereyim şurada. Şimdi panelimiz açılsın. Panelimiz açılsın. Panelimiz açıldığında karşımıza böyle bir menü çıkıyor. Bakın, bu menü bizim panelimizin ayarları ile ilgili aslında bir menü. Öncelikle en üstte bakın transfer yazıyor. En üstte transfer yazıyor, start yazıyor, setting yazıyor. Şimdi transfer menüsü şöyle. Sizin panelinizden, daha doğrusu yaptığınız PLC yazılımını veya panel yazılımını panele gönderirken bunun transfer modunda olması lazım. Onunla ilgili ayarları yapıyorsunuz. Transfer modunda olması lazım. Bakın şu an waiting for transfer diyor. Şu an ama tabii herhangi bir şey bağlı olmadığı için bunu yapmayacak. Start menüsüne geldiğinizde, Start'a bastığınızda ise sizin panelinizin içinde bir program varsa o çalışacak. Mesela Start'a bir basayım, ne olacak? Şu an Start'a bastım. İçine daha önceden attığım bir yazılım var. O çalıştı. Görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde işlemleri gerçekleştiriyorsunuz. Panelinizde bu şekilde iki menü var. Bu menüleri bu şekilde kullanıyorsunuz. Şimdi bu panel enerjisini ben keseyim, geri vereyim. Bakın şu panel enerjisini keseyim, geri vereyim. Enerjiyi kesip geri vereyim. Asıl önemli olan bölüme gelelim. Asıl önemli olan bölüme gelelim. Şimdi burada biz Settings bölümüne gireceğiz ve Settings bölümünde panel ile ilgili bazı ayarları yapacağız. Panel ile ilgili bazı ayarları yapacağız derken bunlar PLC tarafından, PLC üzerinden yapılamayan ayarlar olacak aslında arkadaşlar. PLC'ye bağlamadan önce yapmanız gereken bazı ayarları buradan göstereceğiz. Dediğim gibi bakın transfer moduna aldığımızda PLC'nizden program atmak istediğinizde yükleme gerçekleşiyor. Yine bunun başka bir menüde yine ayarı var. Start'a bastığınızda ise içindeki yüklü program giriyor. Ama biz şu an bu paneli sıfırmış gibi Settings'e geliyoruz. Bakın Settings'e gelelim. Settings'e geldiğimizde şurada menüler görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın farklı farklı menüler var. Şuradan Sound'a basayım ben. Sound'a basayım. Bakın Sound'a bastım. Sound şu işe yarıyor. Siz panelde birazdan uygulama yaptığımızda, eğitim içerisinde uygulama yaptığımızda, butonlara bastığınızda bazen butona basılamayabiliyor. Ama butona bastığınızda ses duyarsanız butona basabildiğinizi anlıyorsunuz. Böyle düşünebilirsiniz. Sound'un böyle bir özelliği var. Şurada bakın servisle ilgili ayarlar var. Restore, backup gibi ayarlar var. Projeyi download etme gibi ayarlar var burada. Yine gelelim şuraya. Bunun zamanı ile ilgili ayarları buradan yapabiliyorsunuz. Onun dışında şuraya gelelim. Kontrol sistemi ile ilgili protection koyabiliyorsunuz. Bu panele protection koyabiliyorsunuz. Üzerindeki şöyle info bilgilerine ulaşabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ondan sonra şöyle aşağı inelim. Şöyle aşağı inelim. Network ile ilgili ayarları buradan görebiliyorsunuz. Transferle ilgili ayarları buradan yapabiliyorsunuz. Az önce söylediğim transfer ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Buraya mesela
Transfer enable diyor. Ama bunu off yaparsanız herhangi bir kişi buna transfer yapamaz. İnternet settings'e gelelim. Bakın internet settings ile ilgili, internetle ilgili ayarlar var. Burada işte smart server özelliğini açıp kapatma gibi ayarları buradan görebiliyorsunuz. Onun dışında şöyle gelelim. Şuradan şöyle devam edelim. Tabii bunun normalde panelin hassasiyet ayarlarının falan yapılmış olması lazım. Ben onları yapmadığım için biraz da çok hassas basamıyorum. O nedenle hata bir yapıyorum. Burada bakın panelin IP'si gibi değerleri buradan görebiliyorsunuz. İsterseniz paneli IP'yi bilgisayardan değil de kendisi üzerinden verebilirsiniz. Paneli sisteme bağlamadan önce IP işlemlerini buradan gerçekleştirebilirsiniz. Şurada bakın display ile ilgili, touch panel ile ilgili işte kalibrasyon ayarları, az önce söylediğim ayarları yapabiliyorsunuz. Burada panel ile ilgili kalibre işlemlerini sonuçta parmağınızın hassasiyetine göre, dokunacak kişilerin hassasiyetine göre, yapılacak işe göre sonuçta bazı işlerde yağlı, kirli, pis ellere dokunulabilir bu panele. O yüzden bunun hassasiyetini ayarlamanız gerekebilir. Onun dışında şöyle şuradan şöyle aşağı inelim. Şurada bakın display'e gelip buradan paneli 90 derece çevirebilirsiniz isterseniz. Mesela şöyle basarsanız bu böyle döner gibi. Bunu böyle kurcalayarak arkadaşlar istediğiniz ayarları yapabiliyorsunuz. Burada panelin parlaklığını böyle artırıp bakın azaltabiliyorsunuz. Şuradan panelin parlaklığı artıp azalabiliyor. Tamamen bu ayarlar panele özgü ayarlar. Bu ayarları siz PLC üzerine yapamazsınız. Burada en önemli ayar aslında kalibrasyon ayarı. Onun dışında IP'yi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Önemli olan ayarlardan bir tanesi. IP'yi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi IP'yi bilgisayar üzerinden, TF-Port üzerinden verebilirsiniz. Onun dışında network ayarlarını yapabiliyorsunuz ve yine dokunma ile ilgili işte ses çıksın mı çıkmasın mı butonlara bastığınızda bir ses duymak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Sonuçta butona basıldığından emin olma anlamında bunları yapabiliyorsunuz. Bu menüleri kurcaladığınızda zaten göreceksiniz. KTP 400 panelimizde bu şekilde menüler var. Bu menüler diğer panellerde de %90 zaten aynı arkadaşlar. %90, %80 aynı. Panellerin özelliklerine göre bazı tabi şeyler değişiyor. Bazı menüler değişebiliyor ama genel olarak zaten aynı. Bunları basitçe kurcalayarak kendiniz görebilirsiniz. Şimdi panelimizi PLC'mize bağlayalım. Panelimizi PLC'mize bağlayalım. Paneli PLC'ye bağladıktan sonra bir şeyleri çalıştırmaya çalışalım. Bir motoru çalıştıralım, bir röleyi çektirelim. Ve panelle PLC nasıl haberleşiyor görelim. Zaten detayları bizim eğitim videoları içerisinde bulacaksınız. Yani bizim hazırladığımız eğitim videoları içerisinde panelle ilgili her şey mevcut. Bu videoları zaten aldığınızda birçok konuyu göreceksiniz arkadaşlar. PLC izleyen bu konuda yaklaşık 10-12 yıldır, belki de 15 yıl oldu. Birçok eğitimler veriyoruz biz Türkiye'nin her yerine. Bunlardan biri de panel eğitimleri. Dediğimiz gibi burada yaptığımız şeylerin hepsi zaten videolarda mevcut olacak.